atomları birleştirerek yanıtlamaya çalışacağım. Şimdi seçim sonuçları iptal edilirse veya işte bir hile yapılırsa veya bir sokak kargaşası çıkarsa ne olur? Asıl soru burada büyümlendi, öyle görüyorum. Şimdi ben konferans sırasında bir şey söyledim. Geçen yüzyılda yarım kalmış bir hesaplaşma var. Bu hesaplaşma tamamlanmadan Türkiye burjuva kapitalist bir düzeni bile kazasız belasız bundan sonra sürdüremez. Çünkü kapitalizm bütün arızalarda sorunlarına karşı akılcılığı gerektirir, bilim ve işbirliğini gerektirir. Her ne kadar günümüzde postmodernist bir ideoloji yeni gelişmiş olan, yeniden aklı ve bilimi sınırlamaya çalışan yeni gelişmiş bir akım olarak ortaya çıksa bile bu kapitalizmin rezervlerini batıda tüketmesiyle ilgili. Türkiye henüz alacağı epeyce bir yol bulmadı. Bir sanayi ülkesi olmasına karşı ileri sanayi ülkesi henüz olamamış. İşte sanayi devriminin dördüncü dalgası, yani dijital ve robotik yazılım aşamasını yakalama iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu'nun iddiasını bürüdük. Bu hesaplaşmanın tamamlanması lazım. O açık tarafların kapatılması gerekiyor. İki şekilde kapatılabilir. Ya Türkiye, İslam'ın uzayan benim iştahat kapısı kitabında anlattığım, analiz ettiğim gibi o orta çağ riyadedir veya aydınlanma ve modernite sürecini bütün mantıksal sonuçlarla başlatır. Bu hesaplaşma kaçınılmazdır. Yani her şey olur. Sadece bu hesaplaşmanın dozu ne olacak? Şiddeti nasıl olacak? Soru budur. 2023 seçimleri bu hesaplaşmanın bir eşiği midir? Bunun bitirilecek bir eşik midir? Henüz bilmiyoruz. Bundan emin değil. Ama önemli bir seçim olduğu açık. Gericiliğin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması, İslamcı Faşist Hareketi ki AKP, MHP ve Büyük Birlik Partisi arasında kurulan bir koalisyondan söz ediyoruz. Bunun ulusalcı yetmez ama vekçiler var. Sadece liberal yetmez ama vekçiler yok. Ulusalcı yetmez ama vekçiler de Vatan Partisi ve çevresi biliyorsunuz. Onu da belki koalisyona dahil etmek gerekir ama çok kimse de hesaba katmıyor. Gericiliğin, faşizmin, İslamofaşist hareketin yenilgiye uğratılması lazım. Öncelikle hedef bu. Yakın ve vahit tehlike bu. Şimdi biraz önce hanımefendi adınızı Fatma. Evet. Fatma Hanım. Fatma Yıldız değil mi? Evet. Ya işte NATO'cu, işte Amerikancı filan halkalı masadan hani böyle bir sonuç beklenir mi? Haklı, çok doğru. Oradan öyle bir sonuç beklenmez. Ben CHP'nin bile NATO'cu olup olmadığı konusunda kuşkuları var. Yani ben Kemal Bey'le konuştum, Antep'e gelişti dedi. Yakında geçen önceki hafta kendisiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde görüştüm aslında. Biz Antep'e gelişti dedi. Doğru, CHP'nin böyle bir geleneği var ama yani NATO'cu mu değil mi? Bunlar epeyce tartışılır. Ya biz bir devrim programı yapmıyoruz. Yani biz 2023'te bir sosyalist devrim yapmayacağız. Bu kavga, o kavga değil. Biz Cumhuriyet'in tarihsel kazanımlarını, insanlığın ilerici birikimini korumaya çalışıyoruz. Diyoruz ki 6 yaşındaki kız çocuklarının bir takım tarikat şehitlerinde, mülüklerinde peşkek çekmesinler. Bunu öpeyim. Vahit tehlikeli yok. Niye el birliğiyle örtbas etmeye çalıştılar? Bu nedenle AKP toplumsal tepkinin geliştiği ve yaygınlığı karşısında tavır almak zorunda kaldı. Bugünkü Bir Gün gazetesinde bir parça yazdım ben köşede. Tavır almak zorunda kaldı. Bugün yakın ve vahit tehlike, eğitimin imam hatipleşmekten kurtarılması gerekiyor. Kadın hakları, İstanbul Sözleşmesi'nin geriye getirilmesi, kadın haklarını yeniden, ki Cumhuriyet Devleti'nin kadın devletini, yeniden kadın hakları, amasız, fakatsız, tartışmasız bir şekilde bu ülkeye yerleştirilmesi gerekiyor. O yüzden şimdi kimin NATO'cu olup olmadığına bakmadan onu Rusya onu yakından takip ediyor. Merak etmeyin. NATO'cuları yakından takip ediyor. O yüzden AKP'den sonra kim gelir merak ediyorlar. Ama
Amerikancı NATO'cular gelir mi gelmez mi? AKP'ye verecekleri ya da vermeyeceği desteği buna bağlayacaklar. Stratejik bir, yani çok önemli bir tarihsel kavşaktayız. Bir kez daha Rusya'nın tavrı tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi Türkiye'nin siyasi kaderi üzerinde etkili olacak. O bakımdan tartışma, Putin tartışması filan değil. Putin de bana ne? Putin orada oligarkların temsilcisi. Bunu bilmiyorlar mı? Kapitalizmi restore eder mi? Putin'i savunan filan yok. Şimdi o arkadaşımız çıktı galiba. Putin'i savunan filan yok. Bir soğukkanlı analiz yapılır. Tarihsel ve siyasal analizler soğukkanlı bir biçimde yapılır. Ahlaki ölçülerde yapılmaz. Mesela biz Bolşevikleri, Ekim devrimini yapan Bolşevikleri veya Fransız devrimini yapan Yakobenleri katil diye nitelendirebilir miyiz? Yani katil dediğimiz zaman doğru bir siyasal değerlendirme yapar mıyız? Hayır. Tarihsel olarak doğru bir değerlendirme yapabilir miyiz? Hayır. Ama her ikisi de, her iki devrimi yapanlar da Fransız tabii bu işi epey için abarttı. Yüzlerce, binlerce insanı götüre gönderdiler. Sovyet devrimini 1917'de yapanlar Çar'ın ailesini kurşuna dizdiler. Kurşuna dizdiklerinin arasında 10 yaşındaki prenses Anastasia da vardı. Çocuk katili mi diyeceğiz? İç savaşı kaybetmek üzere. Çar'ı yeniden tahta getirecekler. Çok tartışıyorlar Mertes Komitesi'nde. Ve Çar'ın ailesini idam etmeye karar veriyorlar. Bu bir kötülük mü? Evet. İdam savunulabilir mi? Hayır. Bir kız çocuğunun öldürülmesi savunulabilir mi? Hayır. Ama biz kocaman Sovyet devrimine buradan bakabilir miyiz? Sadece buradan. Onun tarihsel, siyasal anlamını ıskalayarak. Amerika emperyalist oldu. Türkiye'de 12 Eylül darbesini, şimdi de Pinochet darbesini yaptı. Diye. Amerikan bağımsızlık bildirisi değerinden bir şey kaybeder mi? 1876 Amerikan bağımsızlık bildirisi Fransız devriminden sonra yayınlanan insan ve yurttaş hakları bildirisinden öncedir ve önemlidir. Ona kaynaklık etmiştir metin. Amerika emperyalistiye ne yapacağız? Yani bağımsızlık bildirisi yok mu sayacağız? Burada ben siyasal durumdan söz ediyorum. Yani hikaye yok. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, biz bir sosyalist devrim falan yapmıyoruz. Şimdi birisi dedi ya, yani ne yapmamız lazım? Çözümümüz ne? Nasıl olur? Vallahi ben isterim ki Marksist'in hatta Maoist bir yönetim olsun. Şaka bir yana. Şimdi bizim tercihlerimiz, felsefi tercihlerimiz, siyasal seçimlerimizle tarihin bize sunduğu olanaklar arasında bir denge, bir ilişki yakalamak durumundayız. Yani nasıl ki biz Fatih Sultan Mehmet'i niye demokrasiyi kurmadı diye suçlayamazsak herhalde komik olur. Şimdi bazı liberal tarihçi arkadaşlar var, onlardan anlayacağım. İstanbul'un fethini, İstanbul'un işgali diyorlar. Aptalca bir şey. O devirde fetih hukuku var. İnsanlar, kavimler, hareket halinde dünyanın çeşitli yerlerde yerleştiriyorlar. Dolayısıyla Mustafa Kemal'i de niye sosyalist devrimi yapmadı diye suçlayamayız. Ben Mustafa Sultan tartışmasına girmedim. Dediğiniz doğru, yani o sorun tasfiyesi oradan başlıyor. Ama konuyu çok fazla uzatacak. Bunu Sovyetler Birliği ve Lenin de biliyor, bilmiyor değil. Ona rağmen desteği veriyorlar. Çerkez Ethem hadisesi biraz daha farklıdır. Çerkez Ethem son ilişkilidir ama Çerkez Ethem bir devrime önderlik edecek bir ufka ve birikime sahip değildir. Zaten sonunun gelmesinin sebebi de kahramandır bence. Yani önemli bir insandır Çerkez Ethem. Kişisel olarak severim onu. Kuvayi Seyyar'ı birliklerinin komutanıdır sonuç olarak. Yani ilk şeriatçı ayaklanmaları, hilafet yanlısı ayaklanmalarını bastıran adamdır Çerkez Ethem. Ama sonuç olarak düşmana sızmıştır. Bu bir realite, bunu değiştiremiyoruz. Bu böyledir. İşgal kuvvetlerinin uçaklarına atılan bildirileri var. Yani Mustafa Kemal'e karşı ayaklanma diye bildirileri var. Ama tarihte olduğu gibi hakkını da vermek lazım. Bir hain gibi, benim dilim var mı? Hain demeye Çerkez Ethem'e. Ama Çerkez Ethem büyük bir hata yapmıştır. Mustafa Sufi'nin öldürülmesi, o kimi tartışmalı bir hüpem alanları olmakla birlikte önemli ama o tartışmıyor, önemli değil. Yoksa o çok biraz etmem. Önemli olan şu, kendi solunu tasfiye eden Cumhuriyet bütün dengeleri yitirdi. Bu açık ama asıl kıyıcı tasfiye, asıl oyrak tasfiye
1950'den sonra başlar. Ama 1950 öncesinde de dediğim gibi Nazım Hikmetler vesaire bunlar Cumhuriyet Partisi yönetim altında tutuklanmış. Başka bir dönem değil. Sabahattin Ali ne zaman öldü? 1948 değil mi? Milli İstihbarat tarafından. 48'dir. Yahu Hababat sınıfının yazarı Rıfat Ilgaz'ın da tutuklanılmış. Sınıf kafa geçiyor. Yani Rıfat Ilgaz en fazla sosyal demokrattır. Ne Marksistir, ne Leninistir, ne Komünistir. Halkçıdır, bu halkı sever, yüz severdir. Ama tutukladılar, onu da tutukladılar. Ya sağdan say, soldan say. 10 tane önemli büyük edebiyatçıyı saydığınız zaman bunları ne nasıl tutuklanmıştır? Rejimle devletle çalışmayan, çatışmayan edebiyatçılara görmeyin. Orhan Pamuk nasıl büyüdü? Orhan Pamuk böyle bir derdi var mı? Bu Pamuk Prensi arkadaşımız Türkiye'de roman yazıyor ve caminin ne diyor ya? Caminin balkonu diyor. Şerefe. Türkçe bilmiyor. Ya caminin şerefesine, şerefesine. Caminin balkonu diyecek kadar o kültürden kopuk bir adam, iyi kendi ana dilinden kopuk bir adam, iyi bir edebiyatçı olabilir. O yüzden başına bir şey geldi. Fakat bir de çok korkak oluyorlar. Kaçtı gitti. Amerika değişiyor. Manhattan'da bir Nobel'den aldığı parayla daire almıştı. Arada bir gibi. Ve utanmadan Cumhurbaşkanlığı büyük ödülünü aldı biliyorsunuz. Bazıları böyle. O bakımdan. Orhan Pamuk büyük edebiyatçı olduğu palavrasına sakın inanmıyor. Siyasal demek tıpkı Tolstoy'a ödül verilmemesi gibi. Tolstoy'a aday gösteriyor İsviçre Akademi, aday gösteriyor. Tolstoy çok ayıp ya, bu çok büyük bir ödül var. Ayrıca Tolstoy'a böyle bir paraya ihtiyaç yok, kendisi büyük toprak sahibi. Fakat kendi gıyabında kendisine rağmen aday gösteriyor ama vermiyorlar siyasal nedenler. Fazla devletçi buluyorlar onu. Bir Fransız şair veriyorlar. O şair kimse hatırlamaz biliyorsunuz değil mi? Yani o bakımdan rejimin soru tasfiyesi sadece Demokrat Parti'ye başladı. Ben onu anlattım zaten. Yani Nazif'te örneğini verdiğim zaman bunu söyledim. Öncesi ama asıl siyasal şekiller yani Cumhuriyet 50'den sonra laik yani seküler bir tehlike. Ulusal karakter, yani yükselen değil vesaire, bunlar tasfiye edilmeye başladı. Ve devam ettik, onu anlatmaya çalıştım. Şimdi bir başka soru galiba, seçimler iptal edilirse ne olur? Veya çarşı çarşıysa ne olur, ne yapılır? Bu biraz bize bağlı. Bu biraz bize bağlı. Eğer 2016'sa 2017 referandumunda olduğu gibi ya sokakta silahlı insanlarla çatışma çıkılır, kan dökülür diye sesini çıkartmazsınız, AKP seçimi kazanır. Fakat AKP o günden daha güçsüz ürünüyor. Eğer bakın, Roma hukukundan beri, 2500 yıldan beri ilk kez bir yasa geriye işledi. Bu yasa, 2017 referandumundan sonra çıkartılan yasadır. Yüksek Seçim Kurulu yasasının bir maddesi, yanlış hatırlamıyorsam 67. madde, diyor ki, mühürsüz zarftan çıkan oy pusulası geçersizdir. Neden böyle? Yanında gidip evet mühürlerle basıp bir zarfa koyup getirmeyin diye. Peki zarfın üzerine mühürlenemez mi? Hayır, o mühür ektir. O zarfın üzerindeki mühür, o oy hangi ilde, hangi ilçede, kaç numaralı sandıkta kullanıldığını gösterir. O mühürlerin bir ikincisi yoktur. O yüzden mühürsüz oy pusulasıyla 1,5 milyon oy getirir. Nedeni bu. Açıkça kaybettikleri bir referandum hediye edildi. Biz, ben, o dönem daha yeni yeni başlamışız. Bakın Ocak'ta kurulmuş. Ocak 9'da, 9 Ocak'ta biz. 2016 Kasım'da başladı test yayınlarına. 9 Ocak 2017'de profesyonel yayına başladı. Nisan'da 16'ydı. 4 ay sonra. Hatta 4 ay sonra öyle dedi. Yani neyse. Ben ekrandan sokağa çıkmadım ve direniş çağrısı yaptım. Bizi tutukluyorlar diye. Halkı isyan teşvikler hakkında dava açtılar. Allah'tan sürdüremediler. Ne dedi şu, sürdürmekten korkular. Ben oy pusulalarının getirilmesini yasayı.
halkın iradesinin çalındığını, yasasının çiğnendiğini söyledi dil savunmanda. Savcı takipsiz kararı verdi. Ama sokağa çıkmak biz henüz yaygın izlenen bir televizyon kanalı değildik o zaman. Sadece uydudan yayın yapıyoruz. Resmart yeni girmişiz. Televizyonlar henüz duyulmamış. Eğer bugün bu çağrıyı yaparsak tamam çok farklı olur. Ama bu çağrıyı yapması gereken başkaları da var. Öncelikle ana muhalefet partisi ileri ve muhalefet partisi. Sokakta silahınız varsa onu göze alacaksınız. Müdahale edeceğiz. Ayrıca seçimi kaybetmiş, bir referandumu kaybetmiş bir liderin arkasından kimse gitmez. Yapacağınız şey şudur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Jandarma Genel Komutanlığı'na çağrı yapacaksınız. Milletin emrine gelin, milletin iradesini halkın oyunu çalıyorlar. Biz Yüksek Seçim Kurulu'na gidiyoruz. Siz milletin ordusunuz, milletin polisisiniz. Size emrediyorum diyeceksiniz. Kimse kaybetmiş bir iktidar için kavga etmez. Resmi kurumlar. Hiçbir polis, hiçbir ordu gücü. Denersiniz. Siz ana muhalefet partisi lideri olarak yapacaksınız. O bakımdan ben yapılması gereken işi eğer böyle bir güç alınma halkı iradesine bir kez daha el konulursa eğer böyle bir iş yani sokağa çıkmak gerekirse sokağa çıkılmasının zorunlu olduğunu bunun demokratik bir hakkı olduğunu demokratik bir hakkı olduğunu bunun meşru olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. Dolayısıyla eğer karşınızda yasa dışı bir iş yapılıyorsa buna karşı çıkmak meşru. O seçim kanunu ne diyor biliyor musunuz? Bir yüz oy pusulasından çıkamadan geçersiniz. Yüksek Seçim Kurulu yasayı çiğnedi de suç işledi. Üç ay sonra yasayı değiştirdiler ya. Mühürsüz oy pusulasından çıkamıyorlar. Eğer bir sandık yutanağıyla şey yapılmışsa, kayıt altına alınmışsa geçerlidir dediler. Açıkça şey de diyemedim. Torbalarla, çuvallarla Yüksek Seçim Kurulu'na getirdiler oylar geçerli diyemedim. Onların hepsi yerden alacak. Eğer bir iktidar değişir, o eski o oyları kullanan, buna evet oyu kullanan Yüksek Seçim Kurulu üyelerini yargılamazsa iktidar olamaz. Hükümet olur iktidar olamaz. Onu yargılayacaksın. Biz bunun takipçisi olacağız. Ben bunun takipçisi olacağım. Bunun kavgasını vereceğim. Dolayısıyla askeri polisi elinde tutmak falan o kadar önemli değil. Şahla askeri polisi elinde tutuyor. Sonuna kadar. O bakımdan AKP zayıf derken bir iç savaş, bir kargaşa sokağın karışması halinde kaybetmiş bir iktidar için insanlar çok fazla kavga eder. Bir kere ahlaki inisiyatifi kaybetmiştir onun için. Haklı olduğunuz kavgada güçsüz olursunuz. Öfkeli olursunuz haklı olduğunuz kavgada. Haklı bir kavgaya giriyorsanız kaybetme olasılığınız vardır ama kazanma olasılığınız her zaman yüksektir. Çünkü o haklı olma duygusu, o ahlaki üstünlük. Sizi en çok motive eden güdüdür. Şimdi bitirip toparlıyorum. Ya hedef olmazsa kaybedilir mi? Kaybedilmezse bile önemi yok. Hedef olması gerekir. Tutun ki kazanıyor. Hedef olmadan kazanıyor. Bu doğru olmaz. Ahlaki olmaz. Yanlış olur. AKP her türlü dolabı çevirecek. Her türlü fırıldağı çevirecek. Bir tane Muzdur Üniversitesi'nin bir öğretim üyesi var. Koçer. Yerel seçimden önce gitti şeyden Öcalan'dan İmralı'dan mektup getirdi. Hatırlarsın. Ben de sen biter mi çalışıyorsun? Sen bitir adamsın. Oraya başka türlü gidin nasıl? Kardeşi ve avukatlarıyla görüşemiyor. Sen nasıl girdin oraya diye. Adama canlı yayında söyledim. Adam benim hakkımda dava açmış. Yargılanıyor değil mi? Yani, tabii. Savcı kamu davası açmış. Bir kamu görevlisine hakaret etmekten dolayı. Adam bana haber gönderdi. Dedi ki televizyonda yarım saat konuşmama izin verirsen dedi. Ben dedi davaya girişeceğim. Ben de burada yapamayacağım ve söyleyemeyeceğim ayıp bir el işaretiyle kendisine cevap verdim. Şimdi
İşte onlar bakın seçimlere müdahale etmek için. İmralı ile görüşecekler, mektup getirecekler bilmem ne. Ya teşhisleri dışarı izleyemeyen bir insandan getirecek mektubun doğru olmadığını da bilmiyoruz. Ama onlar yapıyor. Bir bak, A Haber, CNN, Türk, hepsi de var mektup. Adam çıkıyor. Adını bile unuttum. Şu sikmeli muzur burasız. Ben de davaya et, senin hesaplaşacaksın. Davaya et, hesaplaşacaksın. Ben Tunceli'ye gittiğim zaman, buralardaysa gelsin dedim. Onlar gidince demokrasi oluyor bu. Çözüm oluyor. Demokratik açılım oluyor. CHP altılı masa vesaire konuşursa bu terörist örgütle iş biliyor. Bu kafayı kırmak lazım. Bu kafayı açmak lazım. Bu kafayı tercih etmek lazım. Hep bir siyasi cesaret ve devrimci bilgilerde gerekir bu işler için. Operasyon altılı masaya İYİ Parti üzerinden kuruluyor. İYİ Parti. Öyle Ahmet Davutoğlu filan değil, İYİ Parti. Ve şuna, şuna çalışıyorlar. Bazı kamu araştırma şirketlerini fonluyorlar, para aktarıyor bu. Beşli Çete mensupları, o Beşli Çete çok büyük gibi, 21 civarında şirket. Ve kamu araştırmalarında adım adım İYİ Parti'yi yükseltiyorlar farkındaysanız. %13'ten birdenbire 17'ye, 18'e, hatta 20'ye kadar çıkarmaya başladılar. Nedeni şu, ya siz işte altılı masanın büyük partisisiniz ama yüzde işte 27 oy alıyorsunuz ama şu anda %30 civarında CHP'nin oyları. Yani biz İYİ Parti'de %20'yi geçti. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Kılıçdaroğlu pazarlık gücünü kırabilmek için şeyi öne çıkarttılar. O Ağar Alioğlu var ya, ikide bir seçilemez aday, seçilecek aday falan. Tam bir yalan. Tam bir yalan. Bütün kamu araştırmalarında Kılıçdaroğlu önüne çıkıyor. Dedi en son yapılan Avrasya araştırma, ki bağımsız araştırma şirketidir. AKP, yani Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan, altılı masanın adayı ya da muhalefetin tek adayı, tek aday olmak koşuluyla. Kılıçdaroğlu olursa, kim oy verirsiniz seçeneğine? %35 civarında Cumhur İttifakı, %53 Kılıçdaroğlu. %18-19 fark var. Yani size burada böyle bir yalan var. Peki CHP'nin içinde sorunları var mı? Var ama CHP'den çözsün bunu. CHP'nin içindeki sorun ne biliyor musunuz? CHP'nin genel başkanını parti üyesi iki belediye başkanıyla yarıştırıyorlar tırnak yarıştırıyorlar. Gözümüzün önünde. Sütunlardan biri İmamoğlu bakıyorsun. Biri Mansur Yavaş, biri de Kemal Kılıçdaroğlu ve Peki Erdoğan. Bu tarafta üç tane aday adayı var. Bir tarafta Erdoğan var. Bu ayıptır. Ayıptır. Cumhuriyet Halk Partisi parti disiplinini uygulamalı. Ben ekrandan da söylediğim şey, kendilerine de söyledim bu görüş. İki belediye başkanı ya aday olmayacaklarını açıklamalıdır ya da CHP onları ihraç etmelidir. Böyle şey olur mu? Şöyle cevaplar veriyor. Şöyle cevaplar veriyor. Efendim tabii ki altın masa kimi seçersin? Ya aday mısın değil misin? Altın masanın takdirine bakıyorsunuz. Altın masanın dayı. Ya kardeşim aday mısın sen? Senin adın geçiyor. Anketlerde gösteriyorsun. Ben İstanbul'da bir dönem daha belediye başkanlığı yapacağım dedim. Yapacağım açıklama bu. Mansur Yavaş da az konuşunca bir keramet olduğu zannediliyor kendisinde. Sabah'da Recep Tayyip Erdoğan eğer tanıdığım kadarıysa perişan eder. Bir konuşmayı 15 dakika sürdürecek birisi değil o ya. Bir ittifakın adayı olarak geldi. İmamoğlu belli bir kavga etme yeteneğine sahip, mücadeleci bir adam, Karadenizli filan yani. Tamam ama daha dün Beylikdüzü'de ilçe belediye başkanıydı. İstanbul'a geldiğinizde 3. yılı daha doldurmamışsın. İstanbul'da bir yıl genç adamsın, geleceğin var siyasette. İstanbul'da bir yıl daha efendim olmalı. Şey, bir dönem daha belediye başkanlığı niye yapmadan Cumhurbaşkanlığına sıçramaya çalışıyor? Çok büyük bir tablo gördüm. Meral Akşener İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Zabıtalardan oluşan bir görev mangası yapmışlar. Kırmızı alıp döşeyip törenle kaçtı. Ya adam iki gün önce seyyar satıcı kovarmış o zabıtaya. Ondan tören kası mı olur? Ama başka bir tören. Başka bir tören. Başka bir anlaşma. Dolayısıyla ben kimseyi zan altında bırakmak istemem ama ben Ekrem İmamoğlu'nun
egosantrik bir oldu. Ben merkezi biri oldum. Kanaati değil. Solla ilişkileri zayıf biridir. Bir ekibi, bir takımı yok. Yani Türkiye'yi yönetmek bir ekip, bir kadro işidir. Yanındaki en iyi adam Gökhan Günaydın'ı çok severim. Değerli bir arkadaşımızdır ama ondan başka kimse yok. Dolayısıyla CHP'nin içindeki asıl soru budur diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu aday olur mu olmaz mı bilmem. Ama Kılıçdaroğlu birini işaret eder. CHP bir karar alır. Olur ama 3 tane aday nedir arkadaş? Ondan sonra bir tane avukat, paralı bir avukat iş adamı Ankara'da bir kanal kurmuş. Ben de Cumhurbaşkanlığına aday olacağım diye dünyanın parasına bağımsız aday olacakmış. Böyle bir kardeş ortam var. Bence CHP'de altın masa için herkes aday olmak isteyebilir. Bu tarihsel bir fırsat. Ben CHP'de, yani ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkanlar beşli çete operasyonunun bir parçasıdır der ki, esas olarak CHP'yi ve altın masayı kastettim. Türkiye'yi ülkede başka insanlar aday olma hakkı da var. Bu meşhur. Ne diyeceksiniz şimdi? Sosyalist güç bölümü diyelim ki bir aday çıkar. Ya oyları bölme diye eleştirilebilir vesaire ama hakkı yok denebilir mi? Beşli çete operasyonunun bir parçası olduğunu söyleyebilir misiniz? Ya da HDP ve Emek ve Özgürlük Bloku diye bir aday çıkar. Durmadan aşağılıyorsunuz. Oralarda bir provokasyon da yaptı. Meral Akşener bir kalkmaya yeltenli olmadı masada. Kısacası kritik bir dönem. Ben Kılıçdaroğlu'nun ustalıkla süreci yönettiğini düşünüyorum. Aday olduğunu bilmiyorum ama solun ve kültürlerin gönül rahatlığıyla oy verebileceği kişi o mevcut adaylar arasında. İdeal adaylıdır. Benim ideal adaylarım farklı. Ama dönem de bu dönem. Eğer bir geçiş dönemi olacaksa şunu yapmaya çalışıyorlar. Konuşmamda da belirttim. İslamcı bir adayın ardından sağcı bir adayın. Bunlar bir geçiş dönemi. Çay görüyorlar. Efendim biraz şey geçsin, yumuşak geçsin. Şimdi bunun bir alıcısı var. Kendi sermaye çevreleri böyle bir şeye yatarlar. Daha bir mesela, daha ne diyelim, Mansur Yavaş gibi birisi. Hani az konuşan, az konuştuğu için de yani bunun bir bildiği vardır diye insanlar düşünüyorlar. Ama bir dediği temel olmuyor. Bir adam mesela orada noter gibi bulunabilirse hani ne olur? Altılı masa adayı olarak nasıl seçilecek? Beşli çete bütün yağma yerinde tutar. Özelleştirme yağmasının hesabını soramazsınız. Yargıdaki yozlaşmayı, emniyetlik atamaları, adliye vesaireyi düzeltemeden olağanüstü yetkilere sahip bir cumhurbaşkanlığını kaçırmış olursunuz en azından. Mevcutlar için de bakmakta. Ben söyledim, benim dedim vallahi idare edeyim, korkup korkup. Yani yaşlı ama iyi olmasın. Fakat gerçekçi olmak gerekiyor. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreci taşıyabileceğini, altılı masanın en uygun adayı olduğunu, Kılıçdaroğlu olmadığı takdirde bize dayatılacak olan Mansur Yavaş gibi. Ya da adı bu arada Seçim Yavaş'ın Mehmet Haber Ağar. Bir takım sağcı adaylar olacakmış. Mehmet Haber Ağar arkadaşlar tamam. AKP gibi tehdit altında olmayacak mı belki bu çok şey? Neyi düzelteceğiz? Neyi düzelteceğiz? İyi bir cerrah, iyi bir ekip ama sağcı bir politikçi. Cumhuriyetçilere yakın, sağ bir cumhuriyetçi. CHP'den milletvekili yapmış, tamam ama Demir Akman Kocaman'dan yaptılar onlar. Böyle bir kaba var. Teşekkür ediyorum. Ukrayna meselelerinde çok bilgiyiz. Yani onları tekrarlamaya gerek yok. O yüzden orada söyleyeceğim belli bir dünyadaki bir kırılma noktasına işaret etmeye çalıştım. Putin hakkındaki görüşlerini de söyledim. Rusya'nın Türkiye açısından önemi büyük. AKP'nin arkasındaki tek destek o çünkü. AKP iktidarının batıyla, Avrupa Birliği'yle ve Amerika'yla arasındaki sorunlar bir bizansen değil. Gerçek sorunlar var. O yüzden Putin'e yaslanarak Avrupa'daki bazı güçlere meydan okumaya çalışıyor. O bakımdan Rusya'nın desteği önem taşıyor. Putin'in politik profilinden bağımsız olarak.